Nedir diye soralım. Beyincik Şimdi beyincik sarkması, beyincik biliyorsunuz kafamızın arka kısmında duran bir yapı. Denge merkezimiz, hareketlerin koordinasyonunu sağlayan merkezimiz. Şimdi bu merkezin tonsil dediğimiz iki tane yapısı vardır aşağıda ve omurilik aşağı doğru o kafa tabanından aşağı omurgaya doğru iner. Omurilik aşağı doğru, omurilik soğanından itibaren aşağı doğru iner. Şimdi bu bölgenin hemen arkasında bulunur ve o kafatasının altındaki o delikten omurgaya doğru omurilik iner. Burada o beyinciğin yapısının aşağı doğru yani omurilik tabanından aşağı doğru sarkmasına biz o beyincik sarkması adını veriyoruz. Bunun dört tipi vardır. İki tipi daha sık görülür. Tip 1 dediğimiz şeyde sadece tonsil dediğimiz o yapılar aşağı doğru sarkmıştır ve omuriliği sıkıştırabilir. Birinci halkaya kadar, omurga halkasına kadar inebilir. İkinci tipte beyin sapı ve yapılar aşağı doğru kaymıştır. Diğer tiplerde daha ağır bulgular vardır. Şimdi bunlarda hastanın semptomları önemlidir. Ne gibi semptomlar olabilir? İşte Peki ellerinde kimlerde daha çok? uyuşmalar, işte başını eğdiği zaman elektriklenme, yanma şeklindeki ağrılar, sıkışmalar, parmaklarında kuvvetsizlik, denge bozuklukları özellikle yürürken vesaireyken dengenin bozulması giderek bütün zayıflıklar, kuvvet zayıflıkları, zayıflıkları kendini gösterebilir beyincik sarkmalarında. Özellikle başını öne eğdiği zaman ya da arkaya attığı zaman şiddetli yanmalar, ağrılar hisseder. Çünkü sıkışır omurga kafanın şeyiyle, oradaki aralık sıkışma yapar. Bunların tanısı önemlidir. Bebeklikten itibaren olabilir. Bebeklikten itibaren olanlarda işte hidrosefaliler vesaireler gözükebilir ya da omurgada ayrık omurilik dediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Meningosel keseleri vesaireler. Bunların daha o yaştan itibaren saptanıp düzeltilmesi önemlidir. İleri yaşlarda yine siringomiyeli dediğimiz omurilik içerisindeki kanalın genişlemesi söz konusu olabilir. Buna bağlı olup bu sıkışmaya bağlı olarak ve buna bağlı olarak da bulgular görülür. Burada kafatasının arkasını küçük bir kemik parçayı, orayı sıkıştıran bölümü açmak ve rahatlatmak yeterli bir cerrahi işlem. Bunu yaptıktan sonra hasta oldukça rahatlar. Bazen oranın zarını da açıp içini genişletmek gerekebilir. Bunlar bizim hastanın bulgularına göre değerlendirdiğimiz ameliyat yöntemleri.